Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Bedeutungen des Konjunktiv 2. Hazırsanız dersimiz başlasın. Konjunktiv 2 yapısını daha önceden görmüştük arkadaşlar. Ne anlama geliyordu? Gerçek dışı olan durumlar için, öyle değil mi? Söz gelimi, keşke şunu yapsaydım, şuraya gitseydim, yapsaydım, etseydim gibi durumlarda, değil mi? Wäre gibi, hätte gibi yapılar vardı, değil mi? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Gerçek dışılığı vurgulamış oluyorduk. Şimdi bunu arkadaşlar Gegenwart ve Vergangenheit olarak inceleyecek olursak, Gegenwart şimdiki zaman, Vergangenheit geçmiş zaman, öyle değil mi? Şimdi bunları şöyle bir anlamlandıralım. Nasıl bir anlama geliyormuş, ona bir bakalım. İlk cümlemize bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Ne diyor? Wenn ich doch mehr Zeit hätte. Gayet anlaşılır değil mi? Wenn neydi arkadaşlar? Koşul için gerekli olan bir yapıydı değil mi? Ne demiş oluyoruz bakın? Wenn ich doch mehr Zeit hätte. Keşke daha çok vaktim olsaydı demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Bakın burada doch pekiştireç anlamında değil mi? Mehr Zeit daha çok zaman. Hätte haben değil mi? Ne olur? Ne olmuş arkadaşlar? Hätte şeklinde yorumlanmış. Şimdi biz bu yapıyı arkadaşlar hätte ich doch mehr Zeit şeklinde de yorumlayabiliriz. Güzel Türkçe'de gene aynı anlam. Keşke vaktim olsaydı demiş oluyoruz. Tabi bunu arkadaşlar Gegenwart için, şimdiki zaman için düşünmemiz gerekiyor. Demek ki wenn ich doch mehr Zeit hätte, ya da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hätte ich doch mehr Zeit. Keşke daha çok vaktim olsaydı demiş oluyoruz değil mi? Her ikisi demek ki aynı noktaya götürüyor bizi. Şimdi bakın şu şekilde cümlemiz başlayabiliyor. Wenn ich mehr Zeit hätte, daha çok vaktim olsaydı, würde ich mich auf die Prüfung besser vorbereiten. Ne yapardım? Sınava daha iyi hazırlanırdım diyor cümle. Dolayısıyla bakın burada ne yapmış olduk? Wenn ich mehr Zeit hätte, daha çok vaktim olsaydı, würde ich mich auf die Prüfung besser vorbereiten. Değil mi? Gayet bildiğimiz bir yapı. Daha iyi hazırlanırdım sınava diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu biz Vergangenheit olarak ele aldığımızda, yani geçmiş zaman olarak ele aldığımızda, bakın baştaki cümle wenn ich doch mehr Zeit hätte neye dönüşüyor bakın? Wenn ich doch mehr Zeit gehabt hätte, olmuş olsaydı gibi yorumlanabilir arkadaşlar. Burada geçmişten bahsettiğimiz için değil mi? Ne yapıyoruz? Gehabt hätte şeklinde ele alıyoruz. Ancak burada geniş zaman içerisinde ya da şimdiki zaman diyelim. Şimdiki zamanda keşke vaktim olsaydı diyoruz. Ancak burada keşke vaktim olaydı şeklinde de yorumlanabilir bu. Bakın ne oldu? Wenn ich doch mehr Zeit hätte neye dönüştü? Wenn ich doch mehr Zeit gehabt hätte'ye dönüştü. Dolayısıyla ne yapmış olduk burada? Partizip 2 hissediliyor. Öyle değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar burada hätte ich doch mehr Zeit, keşke vaktim olsaydı değil mi? Vaktim olaydı şeklinde geçmiş zaman yaptığımda ne oluyor? Hätte ich doch mehr Zeit gehabt. Demek ki ne oluyor arkadaşlar? Devreye Partizip 2 girmiş oluyor. Bakın az önceki cümleyi neye dönüştüreceğiz? Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich auf die Prüfung besser vorbereiten. Şimdi bunu geçmiş olarak ele aldığımızda wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Bakın az önce hätte ne oldu? Gehabt hätte şeklinde Vergangenheit, yani geçmiş zaman yaptım. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich auf die Prüfung besser vorbereitet. Bakın ne oldu? Würde yapısı kendini hätte yapısına bırakmış oldu. Dolayısıyla hätte ich mich auf die Prüfung besser vorbereitet denildiğinde demek ki geçmiş zamanı ne yapmış oluyoruz? Dile getirmiş oluyoruz. Bunlara baktığımızda arkadaşlar bunların hepsi konjunktiv 2 kapsamında, sadece zaman farklılığı var. Dolayısıyla gerçekleşmemiş olan aksiyonlar, durumlar için geçerli. Yani burada olmamış olan bir durum söz konusu. Ne diyor çünkü?
vaktim olsaydı, demek ki vakti yoktu ki, değil mi? İyi hazırlanamadı sınava. Demek ki vaktim olsaydı daha iyi hazırlanırdım demeye getiriyor bu her iki örnek. Sadece zaman farkı, o ufak nüans farkıyla ne yapmış oluyoruz? O gramer yapısını da ona göre konumlandırmamız demek ki gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Gene Gegenwart, şimdiki zamanı ilgilendiren bir durum. Ne diyor? Wenn das Wetter nicht so extrem heiß wäre. Hava durumu çok sıcak, değil mi? Aşırı sıcak. Dolayısıyla ne diyoruz? Keşke bu kadar sıcak olmasaydı diyoruz. Bakın ne oluyor? Gene wenn cümlesiyle verilmiş. Wenn das Wetter nicht so extrem, extrem aşırı demek arkadaşlar. Extrem heiß wäre. Bakın sein wäre olarak ele alınıyor. Gene konjunktiv 2 kapsamında. Wenn cümlesiyle, değil mi? Bir koşul cümlesi var. Keşke bu kadar sıcak olmasaydı, keşke bu kadar aşırı sıcak olmasaydı hava diyor cümlemiz. Şimdi buradaki wenn cümlesi, biz bunu wäre olarak da ele alabiliriz ama güzel Türkçe'de gene aynı anlama geliyor. Keşke hava bu kadar sıcak olmasaydı. Şu an çok çok terliyoruz, değil mi? Ve ne diyoruz? Keşke bu kadar sıcak olmasaydı diyoruz. Şimdiki zamandayız arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu cümleyi arkadaşlar şöyle de başlatabiliriz. Wäre das Wetter doch nicht so extrem heiß. Gene aynı durumdayız, değil mi? Şimdiki zamandayız. Keşke bu kadar aşırı sıcak olmasaydı hava diyoruz. Sonraki cümleye bakalım, ne diyor? Hätte ich doch eine Klimaanlage. Keşke, değil mi? Klimam olsaydı diyor cümlemiz. Dolayısıyla burada gene doch var. İkinci cümlede de doch vardı. Bunlar pekiştireç anlamında, değil mi? Karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hätte ich doch eine Klimaanlage. Keşke klimam olsaydı demiş oluyoruz. Şimdi bu cümleleri arkadaşlar biz Vergangenheit yaptığımızda ne olacak, ona bir bakalım. Şimdi bu baştaki cümle ne oluyor bakın. Wenn das Wetter nicht so extrem heiß gewesen wäre. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Keşke bu kadar sıcak olmayaydı dediğimizde, değil mi? Geçmiş zamandan bahsediyoruz. Ve ne diyor sonraki cümlemiz arkadaşlar? Dann hätte ich keine Klimaanlage gebraucht. O zaman neye ihtiyacım olmayacaktı? Klimaya ihtiyacım olmayacaktı diyor. Dolayısıyla bu nasıl ele alınması gerekiyor arkadaşlar? Geçmiş zamandan bahsediliyor burada. Öyle değil mi? Halbuki baştaki cümleler şimdiki zamanken burada ne yapmış oluyoruz? Vergangenheit, yani geçmiş zamana yorumlamış oluyoruz. Bunu oraya konumlandırmış oluyoruz. Demek ki burada ne yaptık arkadaşlar? Hätte ile beraber partizip 2 brauchen, hätte gebraucht şeklinde yorumlanmış oluyor. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar Bedeutungen des Konjunktiv 2, Konjunktiv 2'nin anlamları kapsamında şöyle bir tekrar bir üstünden geçiyoruz. Gegenwart demek ki neydi arkadaşlar? Şimdiki zaman. Vergangenheit da geçmiş zaman. Şimdi şimdiki zamanda baktığımızda wenn ich doch mehr Zeit hätte, keşke daha vaktim olsaydı dediğimde şu anı kastetmiş oluyoruz. Ne oluyor arkadaşlar burada? Wenn'li cümlede hätte, değil mi, olması gereken yerde cümlenin sonuna gidiyor. Bir koşul cümlesi gibi değil, öyle değil mi? Wenn çünkü neydi? Koşul cümlesiydi. O wenn yapısını kaldırdığımızda da gene aynı anlamı koruyoruz. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Hätte ile başlıyor. Hätte ich doch mehr Zeit. Keşke vaktim olsaydı. Bakın gene aynı anlamda. Şimdi burada bir neden sonuç ilişkisine bakalım. Ne diyor cümlemiz? Wenn ich mehr Zeit hätte, daha çok vaktim olsaydı, würde ich mich auf die Prüfung besser vorbereiten. Sınava daha iyi hazırlanırdım. Değil mi? Vorbereiten neydi? Hazırlanmak. Besser, daha iyi hazırlanırdım. Yani çalıştım, hazırlandım ama vaktim olsaydı daha iyi hazırlanırdım diyor cümle. Ve şimdiki zamanı kastediyoruz burada. Şimdi bunu Vergangenheit, yani geçmiş zaman yaptığımızda baştaki cümle wenn ich doch mehr Zeit hätte, keşke vaktim olsaydı
şimdiki zamanda düşünelim. Bunu geçmiş zaman yaptığımızda wenn ich doch mehr Zeit gehabt hätte. Yani ne diyebiliriz buna? Keşke vaktim olaydı. Değil mi? Geçmiş zaman olarak düşünmemiz gerekiyor bunu. Bunu gehabt hätte'yi bu sefer arkadaşlar şöyle de yorumlayabiliyoruz. Hätte ich doch mehr Zeit gehabt. Ne oldu arkadaşlar? Buradaki wenn yapısı kalktı ve yardımcı fiil haben'le bu durumda ne oluyor? Konjunktiv 2 olarak hätte oluyor. Hätte ich doch mehr Zeit gehabt. Keşke vaktim olaydı diyoruz ve geçmişten bahsediyoruz, değil mi? Bakalım cümleye. Buradaki neye dönüşüyor? Geçmişi dönüştüreceğiz bu cümleyi. Bakın, wenn ich mehr Zeit hätte ne oluyor arkadaşlar? Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte yapısına dönüşüyor. Dolayısıyla araya ne giriyor arkadaşlar? Gehabt yani Partizip 2. Tekrar baştaki cümleye bakalım. Würde ich mich auf die Prüfung besser vorbereiten? Sınava daha iyi hazırlanırdım. Bakın ne oldu? Hätte ich mich auf die Prüfung besser vorbereitet yapısına dönüşüyor. Demek ki burada ne oluyor arkadaşlar? Gene hätte'den destek alıyoruz ve hätte ich mich auf die Prüfung besser vorbereitet denildiğinde bakın orada da Partizip 2 vorbereitet'i görüyoruz ve hätte yapısını, değil mi, olması gereken yapıyı burada gene görmüş oluyoruz. Diğer örneğe baktığımızda wenn das Wetter nicht so extrem heiß wäre, şimdiki zaman arkadaşlar bu, keşke hava bu kadar aşırı sıcak olmasa diyoruz, değil mi, terliyoruz ve bunu kullanıyoruz. Bunu diğer türlü nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Baştaki wäre, değil mi? Düzeltiyorum. Sondaki wäre başa alınıyor. Wäre das Wetter doch nicht so extrem heiß. Gene aynı anlamda. Keşke bu kadar sıcak olmasa hava. Olmasaydı, değil mi? Aşırı, değil mi? Diyoruz. Şimdi bunu şimdi neden sonuç ilişkisi içerisinde baktığımızda diğer üçüncü cümlemiz ne diyor? Hätte ich doch eine Klimaanlage. Keşke bir klimam olsaydı diyor cümle. Şimdi bunu arkadaşlar biz neden sonuç ilişkisi içerisinde incelediğimizde ve geçmiş zaman olarak baktığımızda ne oluyor bir bakalım. Wenn das Wetter nicht so extrem heiß gewesen wäre. Bakın ne diyor? Keşke bu kadar aşırı aşırı sıcak olmayaydı ve bunu kullanırken Vergangenheit olmasaydı, değil mi? Ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Geçmiş zamanı kastetmiş oluyoruz. Tabii bunu Türkçe'ye çevirirken arkadaşlar ne yapıyoruz? Hep dili geçmiş olarak ele alıyoruz. Burada bu nüanslara mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Gegenwart demek ki şimdiki zaman, Vergangenheit da geçmiş zaman. Bakın geçmiş zaman olarak ele aldığımızda wenn das Wetter nicht so extrem heiß gewesen wäre. Keşke bu kadar sıcak, aşırı sıcak olmasaydı hava diyor. Sonraki cümleye baktığımızda dann hätte ich keine Klimaanlage gebraucht. O zaman klimaya ihtiyacım olmayacaktı diyor. Gene geçmiş zaman var. Bakın hätte ve gebraucht yapısını, değil mi? Yani Partizip 2 kendine burada hissettirmiş oluyor. Demek ki arkadaşlar Almanca'da Konjunktiv 2 yapısına baktığımızda biz bunu ne yapabiliyoruz? Çeşitli formlarda kullanabiliyoruz. Yeter ki hangi zamanı kastettiğimi belirleyeyim. Bunu iyi bir şekilde bir oturtayım. Dilediğim gibi farklı varyasyonlarda demek ki ne yapabiliyoruz? Dile getirebiliyoruz arkadaşlar. Cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Wenn ich doch mehr Zeit hätte. Wenn ich doch mehr Zeit hätte. Hätte ich doch mehr Zeit. Hätte ich doch mehr Zeit. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich auf die Prüfung besser vorbereiten. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich auf die Prüfung besser vorbereiten. Wenn ich doch mehr Zeit gehabt hätte. Wenn ich doch mehr Zeit gehabt hätte. Hätte ich doch mehr Zeit gehabt. Hätte ich doch mehr Zeit gehabt. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich auf die Prüfung besser vorbereitet. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich auf die Prüfung besser vorbereitet. Wenn das Wetter nicht so extrem heiß wäre.
Wenn das Wetter nicht so extrem heiß wäre, wäre das Wetter doch nicht so extrem heiß. Wäre das Wetter doch nicht so extrem heiß. Hätte ich doch eine Klimaanlage. Hätte ich doch eine Klimaanlage. Wenn das Wetter nicht so extrem heiß gewesen wäre. Wenn das Wetter nicht so extrem heiß gewesen wäre, dann hätte ich keine Klimaanlage gebraucht. Dann hätte ich keine Klimaanlage gebraucht. Sıradaki örneğimizi de arkadaşlar gegenwart ve Vergangenheit olarak kıyaslayarak ilerleyelim. Cümlemiz ne diyor? Wenn die Kellner doch freundlich wären. Ne diyor yani? Die Kellner neydi? Garsonlar. Değil mi? Freundlich de sempatik. Bakın buradaki doch bu cümleyi daha bir anlam katmış oluyor. Keşke garsonlar sempatik olsalardı, değil mi? Bir tebessüm etselerdi, bir gülümseselerdi manasında düşünülebilir. Şimdi bunu gegenwart, şimdiki zamanda görüyoruz. Diyelim ki bir restorandayız ve asık suratlı garson varsa, etrafımızda garsonlar varsa ne diyoruz? Keşke şu garsonlar birazcık daha sempatik olsalar diyoruz, değil mi? Yani şimdiki zamandayız. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Wenn cümlesiyle dile getirdiğimizde wenn die Kellner doch freundlich wären, bakın wären kullanıldı ve cümlenin sonuna gitti. Bu sefer bunu cümle başı yaptığımızda da gene aynı anlamı koruyoruz. Şimdiki zaman ne diyor? Wären die Kellner doch freundlich, keşke garsonlar sempatik olsaydı, değil mi? Herhangi bir değişen, anlam olarak değişen bir şey yok. Şimdi bunu arkadaşlar bir sonraki cümleyle neden sonuç ilişkisi olarak birazdan kurguluyor olacağız. Üçüncü cümle ne diyor? Ich kann das Restaurant nicht weiter empfehlen. Empfehlen, tavsiye etmek. Weiter empfehlen, yani Türkçe'de ne deriz? Tavsiye etmek, hani devam tavsiye şeklinde, hani birebir çevirecek olursak söyleriz ama tavsiye etmek diyebiliriz bunun için. Yani ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Ben restoranı daha tavsiye etmem anlamında. Tavsiye etmem. Şimdi burada nasıl bir cümle var arkadaşlar? Gayet anlaşılır, değil mi? Bir cümle, yani olağan akışında olan bir cümle. Bunu biz Vergangenheit olarak ele aldığımızda ne olacak? Bir bakalım. Ne diyor şimdi buradaki cümleyi buraya getirdiğimde? Wenn die Kellner doch freundlich gewesen wären. Bakın geçmişten bahsediyoruz. Bu sefer ne diyoruz? Garsonlar keşke sempatik olsalardı diyoruz. Bakın ne oldu? Wenn die Kellner doch freundlich wären yapısına artı olarak ne geldi arkadaşlar? Gewesen. Yani Partizip 2 işin içerisine girdi ve Wenn die Kellner doch freundlich gewesen wären. Geçmişten bahsetmiş oluyorum. Keşke garsonlar sempatik olsalardı. Sonraki cümleye bakalım. Dann hätte ich das Restaurant weiter empfehlen können. O zaman restoranı tavsiye edebilirdim demeyi getiriyor. Bakın burada da ne oldu arkadaşlar? Kann, değil mi? Çekimlenmiş olan kann. Bu sefer ne oldu? Mastarda weiter empfehlen'den hemen sonra geldi. Dolayısıyla dann hätte ich das Restaurant weiter empfehlen können. Şimdi tabi burada zaman olarak da baktığımızda sempatik olsalardı şu anda ben ne yapıyor olacaktım? Bu restoranı tavsiye ediyor olacaktım anlamı doğuyor. Dolayısıyla geçmiş zamanda hapsolmuyor bu cümle arkadaşlar. Şu an hala devam etmekte olan bir aksiyon var ki o da nedir? Ben bunu artık daha tavsiye etmem demeye getiriyor bu cümle. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken şey neymiş arkadaşlar? Konjunktif 2 olarak, yani gerçekleşmemiş olan durumlar için, değil mi? Bu ne olabilir işte, rüya gibi, istek, dilek, değil mi? Olmamış olan bir şey için ne yapıyoruz? İşte keşke şöyle olsaydı, keşke şuna sahip olsaydım, keşke şurada bulunsaydım gibi durumlar için konjunktif 2 ele alınmış oluyor ve bunların da demek ki kendi içerisinde de farklı yapıları varmış. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki gegenwart, yani şimdiki zamanda ne diyor cümlemiz? Wenn die Kellner doch freundlich wären, bir koşul cümlesi bu. Garsonlar keşke sempatik olsalardı
şimdiki zaman içerisinde. Bunu şöyle de ele alabilirim. Während die Kellner doch freundlich şeklinde de gene ele alabilirim. Ich kann das Restaurant nicht weiter empfehlen. Ne diyor arkadaşlar? Restoranı tavsiye edemem diyor. Değil mi? Şimdiki zamanda. Şimdi biz bunu arkadaşlar Vergangenheit olarak ele aldığımızda, yani geçmiş zamanda ele aldığımızda ne olacak bu? Bakın, freundlich wären, gewesen wären şeklinde ele alınacak. Wenn die Kellner doch freundlich gewesen wären, yani ne diyor? Keşke garsonlar sempatik olsalardı. Geçmişten bahsediyoruz, değil mi? Sonra bakalım. Dann hätte ich das Restaurant weiter empfehlen können. Ne yapabilirdim? Restoranı tavsiye edebilirdim diyor, değil mi? Ancak şu an edemem diyor cümlemiz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wenn die Kellner doch freundlich wären. Wenn die Kellner doch freundlich wären. Wären die Kellner doch freundlich. Wären die Kellner doch freundlich. Ich kann das Restaurant nicht weiterempfehlen. Ich kann das Restaurant nicht weiterempfehlen. Wenn die Kellner doch freundlich gewesen wären. Wenn die Kellner doch freundlich gewesen wären. Dann hätte ich das Restaurant weiterempfehlen können. Dann hätte ich das Restaurant weiterempfehlen können. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Bedeutungen des Konjunktiv 2 konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.